Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizde integralde alan birebir ÖSYM kısmıyla konumuza devam ediyoruz. A bir gerçel sayı olmak üzere 1'den 2'ye 3x kare artı 2ax artı a dx 27 eşitliği veriliyor. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi normal dümdüz burada özel olarak yapacağımız bir şey yok. Direkt integralini alacağız. Belirli integral x küp. 2a x karenin integrali A x karedir. A'nın integrali ax'tir. Kaçtan kaça? 1'den 2'ye. O zaman buradan yazıyoruz. 8 artı 4 a artı 2 a kapat parantezi. Eksi e 1 artı a artı a. Buradan da o zaman eksileri dağıt, şöyle dağıtırsam. 2 6 a artı 8 eksi 2 a eksi 1 eşittir 27. 4A eşittir 7'yi çıkardığımız zaman 20. A buradan 5 olmuş oldu. Burada kolay orta zor her soru tipini göreceğiz. İntegralinde U eşittir kök X dönüşümü yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Şimdi bakalım. Kök X bölü X eksi 1 4'ten 9'a DX demiş. Kendi zaten bana dönüştürmem gereken şeyi söylüyor. O zaman kök x eşittir u dediği zaman alıyorum türevini 1 bölü 2 kök x değil mi? Yanına dx yapıştırıyorum. du diyorum. Sonra sınırlara geliyorum. x eşittir 4 için kök 4 nedir? Yani u 2'dir. x eşittir 9 için kök 9 nedir? u 3'tür. Şimdi geliyorum buraya 4. E, gerçi hemen abartmayalım. Bir şeye başlayalım. Önce 1 bölü 2 kök x dx du. Şimdi kök x yerine ne yazacağım? u yazacağım. x eksi 1 de yerine ne yazacağım? O zaman her iki tarafın karesini alırsak x eşittir u kare u kare eksi 1. Gelelim dx'e. dx'te de bak şöyle bir akıllılık yapabiliriz. dx'i yalnız bırakacağım güya değil mi? 2 kök x du. Yalnız bırakamadım aslında bıraktım. Kök x gördüğüm yere sadece u yazmam yeterli. 2 u du'ymuş. Bu şekilde bazı hamleler yapmak lazım. Hani tam direkt hemen orada bir şey elde edemedim gibi görünüyor. At öbür tarafa kök x yerine yaz işte. Dolayısıyla burada da 2 u du oldu. 2'yi şöyle yapalım. Hatta bunu da çarpalım. 2U kare DU oldu. Sınırlarımız bir tanesi 3, bir tanesi 2, bir tanesi 3. O zaman buna uygun cevabımız hangisi bakın? D şıkkı oldu. 0'dan 6'ya fx dx integralinin değeri kaçtır denmiş. Nasıl söyleyeceğiz? Parçalı fonksiyon. Ayrı ayrı integral alacağız. Ekstra bir bilgimiz yok. Ne yapalım o zaman? 0'dan 1'e kadar 2x eksi 4 dx artı e, 1'den 4'e kadar eksi 2 dx artı 4'ten 6'ya kadar da x eksi 6 dx. O zaman arkadaşlar x kare eksi 4 x sıfırdan 1'e artı eksi 2 x hatta şöyle eksi diyelim o zaman eksi 2 x 1'den 4'e artı x kare bölü 2 eksi 6x 4'den 6 x 4'ten 6'ya. Hemen buraya yazalım. 1 eksi 4. Zaten diğeri 0 olduğu için direkt eksi 0. Eksi diyorum. Parantez açalım. 8 eksi 1 artı 36 bölü 2. 18 eksi 36. Parantez aç. Ee, burada da 16 bölü 2'den 8 eksi 24. Şimdi 1 eksi 4'ten eksi 3. 8 eksi 1'den eksi 7 olduğu önünde eksi var. Eksi 18 geldi. Burada da eksi 16 bir de önünde eksi var. Artı 16. Buna göre eksi 18 eksi, artı 16 eksi 2. Eksi 10 şey eksi 9. Bir de topladığımız zaman şurayı bir hemen düzelteceğim. Topladığımız zaman derken şurada 2 ile 1'i çarpmayı unuttuğumu gördüm. O yüzden şurası bir de 2. O yüzden eksi 6. Buradan da eksi 2 eksi 6 eksi 3 eksi 11 oldu. Şurayı bak düzelttim. Burada 1 yazdığım için yanlışlıkla demin 1 yazmışım. Hemen onu 2 diye düzelttim. Bakalım şimdi bu sorumuza. Yukarıda verilen boyalı bölgelerin alanları sırasıyla A, B, C birim karedir. Mutlak fx dx 0'dan 9'a 0'dan 7'ye fx dx değeri kaçtır demiş. Mutlak direkt alan demek. Çünkü katlıyorsun yukarı doğru e, simetriğini alıyorsun. Ne oluyor o zaman? İntegralin değeri iptal bütün alanları topla geç. O zaman 0'dan 9'a bütün alanlarımız A artı B artı C değerinde. 0'dan 7'ye integral'e bakarsak ama eksi A eksi B diyeceğim. Çünkü 0'dan 7'ye fonksiyonun değeri bakın gördüğünüz gibi. A burası B. Bundan sonra eksi'yi dağıtırsam artı B olacak. A'lar gitti. 2B artı C oldu. Sadece kontrol amaçlı bir soruydu bakın. M bir pozitif gerçel sayı olmak üzere. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden gerçel kat her px polinomu için eksi 1'den 1'e px dx pm artı eksi m eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre m değeri kaçtır? Birinci yol uyanık çözümü. Şöyle bir çözüm yapılabilir. Biraz korsan çözüm ama şunu derim ben. Sınav esnasında. Aa bir dakika ne güzel her px polinomu demiş kafama göre polinom alırım o zaman. Eksi 1'den bire baş kat sayısı 1 olan en kolay polinomun bu. Niye kendime uğraştırayım ki derim. Bak çünkü her polinom için bu sağlanıyormuş. O zaman uydurma bir px polinomu yazarsam da sağlıyor. Yeter ki başka sayısı 1 olsun de. Yap çözümünü şimdi. Bu çift fonksiyon e, şey. Bunu uzun uzun şey uzun uzun demeyeyim ya. Özel bir durum yok yani. Değişik bir durum yok arkadaşlar. Sıfırdan bire hatırlatma yapıyorum. Çift fonksiyonun integrali neydi? Eksi a'dan a'ya. 2 çarpı 0'dan a'ya x kare dx demekti. O zaman şöyle bir polinomumuz. Şöyle burası 1 bir birim burası 1 bir birim. Dikdörtgenin alanının burası 3'te 1'iydi. 1 bir bölü 3. 2 ile çarp 2 bölü 3. Bunu düşenine kadar ben alırım integralin derseniz hiç itirazım yok. Sadece ben bu pratiklikleri gösteriyorum. Dolayısıyla 2 bölü 3 dedim. 2 bölü 3 eşittir diyorum artık. Pm yani m kare artı m kare. Sonuçta polinomu x kare seçtim ya. O zaman 2 m kare sadeleştirirsek 1 bölü 3 eşittir m kare. m de buradan pozitif dediği için 1 bölü kök 3 oldu. E şıkkı buldum. İkinci yol. Hocam öyle hani yollara girmeden şunu yazsaydım ben olur muydu? Eksi 1'den bire. Baş kat sayısını biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. x kare artı bx artı c eşittir pm eksi p eksi m dersem hocam ne olur? Evet bakalım şimdi. Hemen şunu dersin. x kare ee... Yazıyorum bak 0'dan 1'e 2 çarpı x kare artı c. Sonuçta şu kısmı fonksiyonu çift fonksiyon diğer tarafı 0. Hatırlayın tek fonksiyonun integrali eksi a'dan a'ya neydi? 0'dı. O zaman direkt oraya 0 yazdım. Doğal olarak artık burası e, ne olmuş olacak? x küp bölü 3 artı 2c 0'dan 1'e bunun 2 katı. Burada 2 bölü 3 artı... 2 olmuş oldu arkadaşlar. Şey 2 c pardon cx dedik buna. İntegralini hesaplamadık. Düzeltiyorum orayı. c'nin integrali nedir? cx'tir. Onu düzel düzeltelim. Bakın böyle cx. Bundan sonra ne yazacağız yerine? Sıfırdan 1'e. Kaç katı? 2 katı. 2 bölü 3 artı 2 c dedim o zaman. Gördüğünüz gibi x yerine 1 yazarak. Şimdi bu da neye eşit? fonksiyonda x kare yerine yazdığım zaman artık m kare artı bm artı c e, artı artı m kare artı değil eksi bm çünkü m olmadığı için artık ve artı c. 2c'ler birbirini götürdü bm'ler birbirini götürdü bu zahmetli işlem sonucunda yine aynı yere geldik m 1 bölü 3 oldu. Birinci yol kurtarıcı. İkinci yol genel yol. Hakikaten hangi fonksiyonu verirsen vereyim. Bak B'ler gitti, C'ler de gitti. M ve N'ye gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir fonksiyon 6-3x kare bölü 2 x küçüktür 2 iken mx eksine x büyük eşit 2 ise biçiminde tanımlanıyor. 0'dan 4'e fx dx ve 2'den 6'ya fx dx birbirine eşit olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır demiş. Şimdi Parçalı fonksiyon 0'dan 4'e ve 2'den 6'ya. Hemen şu integral'i bir hesaplayalım o zaman. 0'dan 4'e ne yapacağız? 0'dan 4'e, 0'dan 2'ye kadar 6 eksi 3x kare bölü 2 diyeceğiz. Mecburen şuraya dx. Sonrasında 2'den 4'e mx eksi ne? dx diyeceğim değil mi? Eşittir. Sonra yine 2'den 6'ya mx eksi ne? dx diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bakıyoruz. Yazalım. 6 integral 6x eksi 3x küp bölü 6. Sıfırdan 2'ye. Artı mx kare bölü 2 eksi nx eşittir. Tabi kaçtan kaça? 2'den 4'e. Yine mx kare bölü 2 eksi nx. O da 2'den 6'ya. Yazdığımız zaman 12 eksi e, şurası 8, 8 bölü 2'den 4 oldu, eksi 0 artı 16 bölü 2'den 8 m eksi 4 n eksi e, 4 bölü 2'den 2 m eksi 2 n eşit oldu. Burada da 36 bölü 2'den 18 m ee, eksi 6 n eksi 4 bölü 2'den 2m eksi 2 n olmuş oldu. Şimdi o zaman burada şu kısımlar birbirini direkt götürdü bakın gördüğünüz gibi. Şimdi geliyorum öbür tarafa. Burada da artık 8 artı hatta şöyle yapayım 8 atayım öbür tarafa 10m eksi 2 n'ye de 8'e eşit arkadaşlar. Şimdi buradan M ve N arasındaki birinci bağıntıyı gördük. Şu an duruyorum. Hemen size bir müsaade. Şu an M ve N'yi bulamayız. Peki hemen düşünün bakalım ne yapmamız gerekiyor. Sorularda arkadaşlar düşündünüz değil mi? Ona göre söylüyorum artık net tüyoyu ve gerçek bilgiyi. Lütfen sorularda şu kısımları ihmal etmeyin. Normalde sorunun girişini burayı vurgulu okumayı düşünüyordum tamam Ama şimdi dedim ki ben vurgulu okuyunca hemen orası fark edilecek. Zaten şunu diyeceksin. Ya aa, ne var ki hocam aa, sürekli hemen oradan yapıştırır geçerim. Ama lütfen bunu sen sınavda biri sana sufle vermeyecek artık arkadan. Sürekli fonksiyon demişim. Tabii ki bilerek bunu verdim. Önce buradan şu an bir şey yapamazsın. Kalır böyle ama sürekli ise sol limit sağ limit birbirine eşit iki noktasında. Dolayısıyla 6 eksi 4, 4 bölü 2'den 2 6 eksi 6 0 eşittir 2 m eksi n de 0 o zaman değil mi orası 4 bölü 2 evet 6 orası 0 oldu 2 m o zaman neye eşitmiş n'ye eşitmiş hemen yaz yerine 8 eşittir ee, buradan artık 10 m eksi n gördüğüm yere 2 m yazarsam 4 m o zaman artık buradan ne oldu? 8 eşittir 6m m arkadaşlar 4 bölü 3 geldi. O zaman 2m, yani n de 8 bölü 3 oldu. Toplamları da bakın 12 bölü 3 cevabımız 4 olmuş oldu. Araya bak bir süreklilikte sıkıştırılmış güzel bir soruya dönüşmüş. Şekildeki parabol ile doğru arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Evet, burada isterseniz hiç integralle yapmadan şunu halledelim. Bir kere x'i e 0 verdiğimiz zaman y'si 4. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x2 e, şu dik üçgenin alanı burada 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 oldu. Şimdi bunu siliyorum müsaadenizle. Şu dik dörtgene de dikkat edelim. Burada hatırlayın lütfen tepe noktasından itibaren olunca şu dik dörtgenin 3'te e, 1'i buraya eşitti. 3'te 2'si buraya eşitti. O zaman bakıyoruz. Bu dik dörtgenin bir kenarı 2 bir kenarı 4. O zaman ne olmuş oldu? 8 dikdörtgenin alanı. 8 bölü 3 şu kısım. 16 bölü 3 de bu yeşil kısım. O zaman 16 bölü 3 olduğuna göre yeşil kısım. Ben ne yapacağım? Demin bulduğum o mavi bölgeyi çıkaracağım. O da 4'tü. Çıkartınca o zaman bakın 4 bölü 3 olmuş oldu sorumuzun cevabı. Evet bakalım şimdi 8. sorumuza. M bir pozitif gerçel sayı olmak üzere y eşittir m niye kaydı böyle bu? Heh, tamam. y eşittir mx doğrusu ile y eşittir x kare eğrisi tarafından sınırlandırılan bölge y eşittir 2x doğrusu ile şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır. A bölgesinin alanı B bölgesinin alanının 7 katıdır. Buna göre m kaçtır? Olaydan başlayalım bence arkadaşlar. Sarı bölgenin alanını bulabiliriz. Şu sarı bölgenin alanı. Bak soruda bilerek hani biraz görüntüyü değişik gibi görünüyor ama çok basit bir durum olacak aslında. Y eşittir x kare böyle. Sonra 2x de böyle tamam mı? Şimdi buradaki arada kalan sarı bölgeyi bulmak için yapacağım şey ne? Hemen bunların kesim noktasını bulmak. x kare eşittir 2x ne oldu? Bir kesim noktası 0, bir kesim noktası 2. 2 verince ordinat ne oldu? 4. Şimdi artık ne yapacağız? Dik, dör, dik üçgenin alanı şöyle bu dik üçgen mavi bölgenin alanına dikkat et. Ee, mavi bölgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Gelelim parabole. Parabol şu kırmızıyla göstereyim. Şu kırmızı bölge olacak. Bu o zaman ilk alandan kırmızıyı çıkarınca gerçekten sorudan sorunun benden istediği bu bölge ortaya çıkar. Şimdi bakalım o zaman. O da neydi? Kırmızı bölge 4 çarpı 2 bölü 3'tü arkadaşlar. Parabolde tepe noktasından geçiyorsa dikdörtgenin bir köşesi. 3'te biriydi küçük alan. O zaman 8 bölü 3. Al bakalım farklarını. 4 kere 3 12. 4 bölü 3 oldu. İşte bu sarı bölge 4 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman mavi bölge ne olur? 7 katı dediği için 28 bölü 3 geldi. Şimdi artık güzel bir noktaya eriştik. Onu da ayrıca çizeyim görün bakın y eşittir x kare. Sonra diğer şey, y eşittir x kare. Şöyle doğru. Bunların arasında kalan bölgenin alanı 28 bölü 3, 4 bölü 3 daha, 32 bölü 3 geldi. Şimdi bundan sonra ne yaparım? Bu y eşittir mx doğrusu. Eşittir x kare. Buradan istersen integral yap, istersen yine aynı mantıkla git. X buradan ne oluyor? Bir sıfırda kesişiyorlar. Bir de X şöyle sadeleştirince M'de kesişiyorlar. O zaman burasının apsisi M ise ordinatı ne olur? M kare. Hemen hesaplıyorum. Dik üçgenin alanı M küp bölü 3. Şey M küp bölü 2. Eksi parabolün alanı yani şu kırmızı kısım. Neydi? M çarpı M kare bölü 2'den. M çarpı M kare bölü 3'ten. M küp bölü 3. Çıkartınca ne oldu? M küp bölü 6. Neye eşit geldi? 32 bölü 3. E, şey düzelteyim şurayı. 32 bölü 3. O zaman buradan da sadeleştirdiğimiz zaman 6 ile 3 gitti. M küp eşittir. 64 oldu. M de arkadaşlar kaç geldi? 4 geldi. Dolayısıyla doğru cevabımız bakın. D gelmiş oldu. Burada isterseniz ufak bir mola verelim arkadaşlar. Bu güzel soruyla bitirip bakın ne demiştim size. ÖSYM e, e, daha öncesinde 4 kez bu pratik kuralları kullanacağınız sorular sordu. Uzunca integral bulana kadar bu pratik kuralı kullanın demiştim. İşte bu soruda da onu yaptık. 9. sorudan diğer derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere.